Dünyaca ünlü borsa Ether değil, bu altcoin dedi diyor. Avax dedi. Bundan önce de XRP demişti. Ve Hashcay'den bahsediyor. Hashcay'in önemi aynı şekilde Avax, XRP Coin gibi kripto paralarda ve LDO'da yapmış olduğu açıklamaları incelemeye çalışacağız diye durumu yorumlayabiliriz. Duruma bir göz atacağız. Şimdi Hashcay borsasının bu noktadaki önemi, Hashcay bir Hong Kong borsasıdır ve Hong Kong yakın zaman içinde tabii kripto paralar için biliyorsunuz büyük düzenlemeler gerçekleştirdi. Hatta ETF'ler geliyor vesaire ve bu noktada yakın zaman içinde zaten Bitcoin ve Ether ETF'lerinin bireysel yatırımcılara açılacağını bilirken diğer altcoin'lerde de ETF'lerin geleceğini anlayabiliyoruz. Bunun için en büyük iki tane aday Avax ve XRP demiştik. Hong Kong yakın zaman içinde Avalanche olabildiğince açtı. Zaten borsalarda listelenebilir olarak listeledi ve lisansladı. Yine yakın zamanda bunu en son Ripple için yapmıştı. Hatta Hong Kong düzenleyicisi IZP gibi kripto paralar dahil toplu bir delist'e gitti. Bu delist'e de giderken aynı zaman dilimi içerisinde XRP'yi listelediğini, yani artık borsalar tarafından listelenebilir. Aynı zamanda Ledger'ı kullanılabilir bir katman ve Ripple'ı Hong Kong üzerinde ofis, büro açabilir diye nitelendirdiği bir şirket olarak legal yollarla tanımıştı. Hatta bu Birleşik Arap Emirlikleri tarafında da aynı olayın yaşanmasına sebebiyet verecekti ki geçtiğimiz günlerde de bu haberi almış olduk biliyorsunuz. O yüzden XRP ve Avax şu anda Hong Kong'un en önemli iki kripto parası arasındadır. Ayrıca Launch Coin'i de listeleyeceklerini söylediler. Listeleyecekler, yani yakın zamanda listeleyeceğiz, gerekeni yapacağız tarzında bir mesaj gönderdiler ekibe tekrardan. Binance'la olan yakınlığının farkındayız. Launch'u listelemek isteriz dediler. Fakat bunun ardından bir açıklama gelmedi. Nitekim XRP de bundan sonra listelendi zaten ama bu listeleme içerisinde şey yoktu. Launch yoktu. AV'i de listelediler mesela aynı zaman dilim içinde. Hong Kong'un ilk lisanslı kripto para borsası olan Hashcay, Ethereum 2.0, Terra, Solana ve Kusama için hizmet veren staking çözümleri sağlayıcısı Lido Finance'ın yönetim token'ı LDO'yu listeleyeceğini duyurdu. Evet, LDO Coin üzerine sıkça konuştuğum bir altcoin'dir ve gerçekten portföylerde bulunmayı hak eden bir kripto para birimidir. Ethereum'un bu sezonki yükseltmeleri birinci elden LDO'yu yukarı yönlü fiyatlayacak diye biliyorsunuz ki daha önce açıklamıştık. Ve en sonki Ethereum'un yapmış olduğu yükselişler ve ETF haberi LDO Coin'de de çok güçlü yukarı hamlelere sebebiyet verdi. Yakın zamanda Vitalik Buterin Lido üzerine konuştu. Ethereum'un da Lido gibi olması gerektiğine yönelik aslında bir takım itiraflarda bulundu. Fakat Lido'nun kendisinin beklediği kadar tam merkeziyetsiz olmadığını ifade etmişti. Hatta bunun üzerine JP Morgan'dan buna bir reddiye geldi. Hashcay, Ağustos ayının sonunda diyor bireysel kullanıcı kabulüne başlamıştı. Ve şimdi LDO'nun listelenmesiyle altcoin'lerin sayısını 7'ye çıkaracak. LDO listelemesi ve Hashcay ekosistemi. Hashcay'in LDO'yu listeleyeceği duyurusu kripto para toplumunda büyük bir heyecan yaratıyor. Lido DAO'nun yönetim tokenı olan LDO, Hashcay ekosistemine entegre edilecek ve bu entegrasyon LDO'nun daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından erişilebilir olmasını sağlayacak. Evet, Hong Kong tarafında çok fazla yatırımcı var. Bir de tabii Çin'in de girişi, kapısı yani piyasaya olan bu anahtarı olduğu için ekstradan da bu şekilde önemli diyebiliriz. Hashcay diyor, LDO'nun listelenmesini kutlamak amacıyla LDO yatırımcılarını teşvik etmek üzere
5000 adet Hashkey EcoPoint HKS dağıtacak. Bu teşvik Hashkey ekosistemine daha fazla katılım teşvik etmeyi amaçlıyor ve LDO sahiplerine ek avantajlar sunacak diyor. Lido iyidir. Lido'nun üzerinde mesela Justinsan falan da fon tutuyor. Hatta en son 850 milyon dolara yakın Justinsan Ether'i Lido platformu üzerinde stake etmiştir. Yani herif neredeyse 1 milyar dolara yakın fon tutuyordu Lido üzerinde. Bu noktada güvendiğini de görebiliyoruz. LDO iyidir bakın. LDO, Maker, Matic tarzındaki kripto paralar bunlar bu sezon Ethereum'un büyük yükseltmeleri, güncellemeleri esnasında bunu ETH coin ile birlikte fiyatlayacak kripto paralardır. Tamam. Çünkü birinci elden bunlarla bağlantılı kripto paralardır. Hashkey'in genişleyen kripto paralar listesi Lido Finance ve LDO. Evet. Hashkey LDO'yu listeleyerek mevcut altcoin'lerin sayısını 7'ye çıkarıyor. BTC, Ether, USDT, AVAX, UNI ve LINK ile birlikte LDO da Hashkey kullanıcılarına sunulan çeşitli kripto para seçeneklerinden biri olacak. Bu arada henüz burada XRP yok. Muhtemelen çok yakında XRP coin'de listeleyecekler. Henüz yok çünkü daha karar çok yeni alındı. XRP coin Hong Kong regülatörleri tarafından listeleneli ortalama 2 hafta falan oldu. Dolayısıyla yeni bir olay olduğu için anında listeleyemiyorlar. Lido Finance, Ethereum 2.0, Terra, Solana ve Kusama için staking çözümleri sağlayan bir platformdur. LDO, Lido Dağı'nın yönetişim token'dır ve platformda stake eden kullanıcılara yönetimde söz sahibi olma imkanı tanır. Zaten platformun kendisi şey hani liquid staking platformu. Makalede belirtildiği gibi LDO altcoin fiyatının son 24 saatte yaşanan %3-4'lük düşüşe rağmen Hashkey'in listeleme duyurusu sonrasında işlem hacminde %50 üzerinde bir artış yaşandığı ve toplamda 196 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaşıldığı gözlemleniyor. LDO'nun Hashkey ekosistemine eklenmesi kripto para dünyasının önemli bir adım olarak değerlendiriliyor diyor. Muhakkak burada adı geçen altcoin'lerin tamam mesela içerisinde Link de vardı. Üzerine yine ara ara konuştuğumuz bir altcoin'dir. Link'i de kesinlikle değerlendirmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.